zeytin ağacı. Yavaş büyür. Belki 100, belki 1000, 2000 yıl yaşayacağından olsa gerek, hiç acelesi yoktur. Ölmez ağacı derler adına. 350 yaşında olup da üzerinde hala parlak taneleri olan zeytin ağaçlarından söz edilir. Doğrudur. Binbir emekle hasat edilir o taneler. Siyahı, yeşili, hele o sızım sızım altın rengi yağı. Bakımı ve büyümesi zor olsa da karşılığını misliyle verir size. İsteyin yeter. Her meyvesiyle bilgeliğinden paylaşır. Bir efsane ağaçtır, anlatmakla bitmez. Cennetin ağacıdır, hayatı temsil eder. Yeryüzüne de ilk o gelmiştir, bütün ağaçlardan önce. Nuh tufanında sonsuz denizleri aşıp gelen bir beyaz güvercin, gagasında bir zeytin dalı getirir. Tufanın bittiğini müjdeler. O günden sonra zeytin umudun ve yeniden doğuşun, beyaz güvercin de barışın sembolü olur. Athena'dan beri başımızın tacıdır. Antik Yunan'da Solomon kanunlarıyla zeytin ağacı kesenlere ağır cezalar uygulanmıştır. Bu, tarihteki ilk zeytin koruma kanunudur. Anadolu'nun kültürel zenginlikleri arasında özel bir yere sahiptir. Bugünkü zeytinyağı çıkarma sisteminin atası niteliğindeki zeytinyağı işliği, Klezomenai'de M.Ö. 6. yüzyılda kurulmuştur. Urla'daki işlik, günümüze ulaşan en nitelikli örnektir. Ege ve Akdeniz'in kıyıları boyunca bize tanığı olduğu bütün zamanların öykülerini anlatır. Bugün Ege kıyılarını ziyaret eden bir yolcu, M.Ö. 8. yüzyılda Homeros'un da gölgesinde oturduğu zeytinliklerde dinlenebilir ve bu yaşlı, bilge ağacın kulağına şöyle fısıldadığını duyabilir. Herkese aidim ve kimseye ait değilim. Sen gelmeden önce de buradaydım, sen gittikten sonra da burada olacağım.